Herkese merhaba arkadaşlar. Tarihim var beyler serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda Roma orduları bütün Avrupa'yı fethetmiş neredeyse ve kuzeye doğru ilerliyorlar. Alman doğumlu olan Arminius Roma'da yetiştirilmiş, onun lejyonlarına hizmet etmişti. Şu anda bunu görüyorsunuz. Bu şerefsiz adam Roma lejyonlarını yanlış yönlendirdi ve tamamen bir tuzağın içine çekti. Biz de şu anda bir Roma lejyonlarını görüyoruz ve düşman lejyonlarının ne kadar kat kat güçlü olduğunu görüyoruz. Bizim hedefimiz ise bunları yenip katlederek hedefimize ulaşmak. Eğer Romalıların şu anda bir yerde kampları var. Biz hızla ilerleyip o kampa ulaşmaya çalışıyoruz. Düşmanlar ise bize pusu kurmuş. İşte kısaca savaş bu. Peki pusuya nasıl düştüğümüzü de biraz önce de söylediğim gibi rehberimiz bir hain. Almanlar tarafından bize yerleştirilmiş bir hain rehberimiz var. Ve o bizi doğrudan doğruya düşmanın tuzağının içine çekiyor. Ve şu anda savaş yüklenmek üzere. Gördüğünüz üzere hızlı hızlı konuşuyorum. Ve savaşa girmek üzereyiz. Ve muharebeyi başlat dediğimde hikayeyi anlatacak ve başlayacak. Sizi şimdilik hikayeyle baş başa bırakıyorum. Varus. Oh! Quintilus Varus, give me back my legions! Bu ses Octavian Augustus'un sesi. Roma'nın kahramanı Sezar'ın cesur, Sezar'ın yeğeni ve varisi. Neyse alt yazı okuyayım. Publius Quintus ve lejyonları Alman müttefiki Arminius tarafından yönetilen kışlık kışlalara doğru gidilmektedirler. Almanlara sefer yapmak için bir tane Alman kabilesiyle dostluk kurmuşlar. Ve o Alman kabilesi ona ihanet edecek beyler. Şu anda gördüğünüz üzere Romalı lejyonlarımız düşmana doğru ilerliyor. Şerefsiz! İşte şerefsizin hali. Bir de kurt başlığı takmış terbiyesiz. Oo, Roma lejyonlarımız hızla ilerliyor. Rome may have raised me, trained me, but my loyalty is to my people. Ve Roma lejyonlarını burada pusuya düşürmeye çalışacak. Ben de hızlı bir taktik yapacağım, bir pause alacağım oyunu ve çok da uzun dizilmiş konumdayız. Çok zor olacak. Toplar geliyor şu anda. Toplar son anda durdurdum. Beyler, yanan toplar şu anda dağlardan üzerimize doğru ilerliyor. Şu anda gördüğünüz üzere Roma lejyonları bu şekilde durdu. Şu anda ne yapsam diye düşünüyorum. Şu anda yapılabilecek en mantıklı şey bir savunma hattı kurmak. Hemen hızlı bir şekilde testiyon düzeniyle. Evet, ama bu olmadı. Şöyle. 3 asker. Dizilebiliyorlar burada. Evet, koştunlar. Bu 3 asker grup olsun. Şu 3 grup. Burada hızlı bir testiyon düzeni oluşturacaklar. Buradaki gruplar maalesef pek çoğu ölecek. Ama şurada bir testiyon düzeni oluşturacaklar. Düşmana karşı burada bir hat savunması yapacağız beyler. Şöyle koyalım. Tüm düşmanı eğer yaygın bir şekilde ilerlersem düşman beni yenebilir. Hedefimiz buraya ulaşmak tabii ki de. Tüm düşman birliklerini öldüreceğim ve buraya ulaşacağım. Buraya ulaştığımızda gördüğünüz üzere kurtulmuş oluyoruz. Bir de haritaya bakacak olursanız buralarda çukurlar var. Şuralar Alman askerleriyle dolu. Yukarıdan bize atacaklar. Ormanın içinden bize saldıracaklar. Her yerden bize saldıracaklar gördüğünüz üzere. Aslında ki buradaki iki lejyonun geri ulaşması çok uzun zaman alabilir ama neyse mecburen yapacağız. Şu anda süvari birliklerimi şu şekilde lejyonlarımın ortasına dizeceğim. Ve tabii ki generalim. Generalim öldüğünde bu savaşı kaybetmiş sayılıyorum. Bakalım generalimizi bir görelim. Roma lejyonlarıyla onlar barbarlara karşı direneceğiz beyler. Şu anda bu generalimi görüyorsunuz. Sanırım bu generalim. Evet. Neyse. Şu anda şöyle bir bakacak olursam. Evet, general buradaymış. General yanlış adamı size general diye yutturdum. Şu anda burada generalimi görüyorsunuz beyler. Neyse. Bakalım. Şu anda burada da iki tane daha 3 lejyon da burada varmış. Bu lejyonlar hem buraya gelmesi çok uzun sürer ve burada pek bir şey yarayabileceklerini sanmıyorum ama burada kalırlarsa da çok büyük bir saldırı altında olacaklar. Neyse şu 3 lejyonun bir tanesini şuraya doğru koşturacağım. Şu iki tanesini de yukarıdan gelebilecek saldırılardan en az şekilde etkilenebilmek için şu şekilde dizeceğim. Ama ayrı ayrı dizeyim bunları ki daha dibe dizebileyim. Şu şekilde dizeceğim beyler. Yukarıdan gelen saldırılardan en az şekilde etkilenebilmek için. Ve Roman lejyonlarım koşuyorlar şu anda gördüğünüz üzere. Olamaz. Lejyonlarım ölüyor. Lejyonlarım ölüyor beyler. Hain Almanlar bizi arkamızdan satan. Ay! Şu anda buradaki bu lejyon, şu anda gördüğünüz üzere
geldi. Yönünü bu tarafa doğru dönmeli ama. Bu tarafa doğru dön ve saldırı süperi oluştur. Burada yönünü bu tarafa doğru dön ve saldırı süperi oluştur diyorum beyler. Ooo, düşmanlar buradan saldırıyor. Biz ise yanlış tarafa doğru süper oluşturduk. Ama onun pek bir önemi yok. Bu arada buradaki legionlarımız olamaz. Bir tanesi testosteronu olamıyor. Acilen testosteronu koyduk. Hayır, ters tarafa doğru testosteronu var beyler. Ama pek bir önemi yok. Legionlarımız şu anda düşmanı yenemeyecek kuvvetler. Saldırmayayım, Askerlerimi izlemek istiyorum. Bu arada genelim. Önce bir de savaşıyor. Bu çok gerekli bir iş. Bu birlik burada kaldı. Evet. Bu birlikle şu anda gördüğünüz gibi düşman birliğinin arkasından saldırabilirim şu anda. Çok iyi bir şekilde olmuş oldu burada. O birliği unutmam. Şu anda gördüğünüz gibi triyerlerim gidiyor beyler. Triyerlerim. Düşman birliklerinin arkasından şu anda geldiler. Ve savaşıyorlar. Düşman genelim. Neymiş bakalım, düzen saldırısıymış. O saldırı şeymiş. Şu anda lejyonlarımız da şu anda gördüğünüz gibi dizildiler. Lejyonlarımız dizildi. Aslında buradaki lejyonları da oraya getirmek karlı bir, mantıklı bir hamle olabilirdi. Şu anda gördüğünüz gibi düşmanlar çok büyük bir ok yağmuru altındaydı düşmanları. Şu anda bir tane birlik saldırıp yenilmiş bu arada. Onu da söylemekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Neyse, bu da asıl orduya aslında yetişebilirmiş. Bunu ilk başta burada bırakmakla hata ettiğimi fark ediyorum. Neyse, buradaki bir birlik burada kalabilir ve bunlar da saldırısı biri oluşursunlar diyorum. Ve birbirlerine daha da yakınlaşsınlar. Aslında biraz daha baktığım olsaydı çok daha iyi bir süper oluşturabilirdik. Ama şimdilik bu şekilde kalacaklar. Ve şu anda gördüğünüz üzere burada düşmanın bir birliğini sıkıştırdık. Oradaki düşmanlar daha fazla bize saldırıya devam etmiyorlar. Ve buradaki geriye doğru o olamaz. Buradaki hızla destek lazım beyler acilen. Çünkü yukarıdan buradaki ağaçların içinden bize saldırıyor beyler düşmanlar. Ve şuradaki şuraya çok yoğun bir saldırı var. Bu hattı koruyun Romalı askerlerim. Hattı korumasını diyorum. Ve yeni takviye birlikler geldi gördüğünüz gibi. Barbarlar da kaçtı bu arada. Buradaki hattı tabii ki boş bırakmamak gerekiyor. Böyle yoktu. Romalı elit lejyonlar direniyor. Muzatçılar ise hemen kaçmıştı. Evet, generalimiz bakalım yaralı geldi var mıymış. Ne diyorum bu? Toparla. Birimler toparlanıyor beyler şu anda gördüğünüz gibi. Teşvik etme diyor. Bu arada çok büyük okçu saldırısı altındayız. Şu okçulara karşı süvarilerle saldırmak istiyorum. Ama bu yedik delip geçebileceğimi sanmıyorum beyler. Çok zorlu bir şey olur. Yapmak ihtimal geçemeyiz. Bu arada tarihi... Ay sen de ilerle böyle. Bu birlikler ilerlemeli. Kurtarabildiğimiz kadar çok lejyonumuzu kurtaracağız. Kalanlar kahraman ilan edilecek. Şu anda generalim saldırı altında değil. Lejyonlarım şu anda güvenli bölgeye ulaştılar beyler. Şu anda gördüğünüz üzere... savaşı biz kazandık beyler. Savaş bizimdir. Bakalım kazandığımıza ne oluyor. Şu anda gördüğünüz üzere lejyonları oraya ulaştırmayı başardım. Ve Roma askerlerini görüyoruz beyler. Bana desteğe olmak üzere gelen Alman kabilesini. Hayır. Olamaz. Normalde bana destek olması gereken Alman kabile reisi şu anda galiba bana saldıracak. Horseman, with me. Double time. Olamaz. Buradaki savaşı şimdi yendik ya beyler. Şimdi bu savaşı yendikten sonra buradaki birliklerin hepsi yok oldu. Alman kabile şefi bize ikinci bir tuzak kurmuş. İkinci tuzakta şu anda buradaki süvari birliği. Lejyon kartallarını ormandan çıkartın diye bize bir görev vermiş. Şu anda askerlerim orada. Generali buraya koyuyorum. Artık generali
şey diye bir emir vermemiş artık genel korumalı falan diye bir emir vermemiş bize şu anda gördüğünüz üzere. Oo artık bunu yönetemiyorum beyler. General benim emrimden çıktı, kendi kendine gidi ilerliyor. Varius gitti yani beyler. Varius kurtuldu. Şu anda beyler Varius tüm düşman ordusunu kendisine çekip kendini feda eden bir kahraman. Bu işte bizim haberimiz yok. Varius kendisini şey yaparken benden de tüm lejyonları kurtarmamı istedi beyler. Şu anda tüm lejyonları gördüğünüz üzere kurtaracağım. O kadar da adamın arkasından konuştu. Adam gibi adam, kendisini ordusu için feda eden adam gibi adam beyler. Şu anda gördüğünüz üzere lejyonlarım ilerliyor. Lejyonlarımız ilerliyor. Düşman süvarileri ama onu kurtarmalıyız. Biz onu nasıl bırakabilirsiniz? Kenarımız için nasıl onları terk edebiliriz? Şu anda gördüğünüz üzere binlerce süvarimiz ilerliyor. Aa bir tanesi de geride kalmış. Kaç lan, ayakkabısını bağlamayı unutmuş beyler ondan. Oo çok geç kalmışım lan beyler. Biraz daha erken düşman lejyonlarını koşturmayı tıklamalıydım. Alman lejyonları şu anda gördüğünüz üzere buradan ilerliyor. İkinci pusu da buradan geldi beyler. Bu neymiş bu adamın çektiği de lan. Askerlerimi çok geç ilerlettim. Çünkü bu çok büyük hatalı bir hamleydi. Oha! O oradaymış. Daha oradaymış. Düşman ordusu tam tarihe doğru geliyor. Üstüne koşmam gerekiyor. Koşun lejyonlarım. Bir tane lejyonumu geride bırakabilirim belki. Bırakmayı düşünüyorum. Düşman etrafını çok kötü bir şekilde çevirdim. Hayır gelmeyin. Evet bir tane askerimi geride bırakacağım beyler. Ama lejyonlarım şu anda gördüğünüz üzere çok yavaş ilerliyorlar. Evet şu anda düşman birliği geri çekildi. Lejyonumu bırakmama gerek yok beyler. Düşman birliği çok yavaş geri çekildiği için bırakmama gerek yok. Yakında üçüncü bir kuşuyla karşı karşıya kalabilir beyler. Bu tarihi muharebe aşırı zor bir muharebe. Bu kadar zor olacağını hiç beklemiyordum. Aha köpekleri gelmiş. Bakalım bulldoglar galiba beyler. Şu anda bulldoglar buradaki askerime saldırıyorlar. Şu anda gördüğünüz üzere Lomar lejyonlarım. Oha ormandan yeni lejyonlar geldi beyler. Koşmaya devam ediyorum. Bir tane Roma lejyonunu kenardan bana saldıran askerlere yolladım. O daha uzak, yok uzakta değilmiş. Hemen dibimizdeymiş. Neyse bir tane Roma lejyonumuz onlarla ilgilenirken bir tanesi arkaya baksa mı diye düşünüyorum. Hayır gerek yok çünkü sağdan soldan her taraftan gelip askerin moralini çökertecekler ve askerimiz kaçacak. Of ileriden tekrar askerler geliyor beyler. Jüpiter bize güç ver diyorlar. Arka plandan gelen sesleri duyuyorsunuz beyler. Hadi Roma lejyonlarım. Az kaldı beyler. Roma lejyonlarım. Bu hain Alman pusundan kurtulacaksınız. Size güveniyorum beyler. Size güveniyorum. Gördüğünüz gibi Almanlar kendilerinden büyük bir şekilde ilerliyorlar. Bu arada bir tane daha birlik varmış burada. O da kaçtı beyler. Yoğun Roma taarruzuna o da dayanamadı. Lejyonlarımızı hızla buradan çıkarmalıyız. İleride Almanlardan bunu intikamını çok pis şekilde soracağız beyler. Çok pis şekilde. Aaa! Başardık diyor beyler. Bakalım üçüncü pusu olmasın. Bakalım ne oluyor? Bakalım ne oluyor şu anda? Görüyoruz. Menario gives strength to those we left. Tanrı'ya şükürler olsun ki oradan çıkabildik diyorlar. What about Varus? No one knows. Even fewer care. Şu anda İmparator Augustus'a bilgi veriyorduk. Bu bize Varus sordu. Varus'a ne olduğunu sordu ve Varus'a ne olduğunu gösteriyorlar. Kahraman general bildiğiniz üzere kendisini feda etti. No! Bu Arminius hain olan beyler, kabile şefi. Ve yok etmiş ve Pyrrhus seferiyle bu pusudan sağ çıkıyoruz. Görüşmek üzere beyler.